Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Uluslararası gündemi inceleyeceğiz yaklaşık yarım saat boyunca ve her salı olduğu gibi özellikle Orta Doğu gündemine ayrı bir başlık atıyor da olacağız. İlk olarak haberlerimize göz atacak olursak F-16 konusunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu meselenin önündeki tek engelin Senatör Menderes'den kaynaklı olmadığını belirtti aslında. Menderes, F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunda karşı çıkan isimlerden biriydi ve Erdoğan Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan ve son dönemde hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevinden geçici olarak istifa eden Amerikalı Senatör Bob Menendez'le ilgili Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor. Ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil dedi. Erdoğan ayrıca F-16 konusunda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası Uşak'ta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı görüşleriyle bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki rüşvet iddialarının anımsatılması ve bu durumun Türkiye'ye F-16 satışına etkisinin sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi. Bizim F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li Senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 3-4 gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler halen devam ediyor ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor. Ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüteceğini ifade eden Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzatmadan alırız dedi. Savcıların New Jersey'deki 3 iş adamından rüşvet almakla suçladığı Demokrat senatör, kanuna aykırı bir hareket yapmadığını savunarak senatörlükten istifa etmeyeceğini açıkladı. 69 yaşındaki Menendez hakkındaki iddianamenin açıklanmasından sonra ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını geçici süreyle bıraktığını açıklamıştı. Karabağ'daki ateşkesi takip ettik. Şimdi patlamalar ve yangınlarla ilgili tüm imkanların seferber edildiği gözüküyor. Dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından bölgedeki halka yardım için tüm imkanların Azerbaycan tarafından seferber edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Adan, Sabirabat ve Saatli hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti. Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı. Amerika tarafıyla devam edelim. İran Dışişleri Bakanı'nın New York Birleşmiş Milletler temaslarından sonra bir de Washington konsolosluk çalışmalarını teftiş için bir DC ziyareti niyetine karşın buna izin vermedi ABD hükümeti ve ABD İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın başkent Washington'ı ziyaret etmesine izin vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, geçen hafta BM Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın Washington'ı ziyaret etmek için talepte bulunduğunu açıkladı. İran ve diğer yabancı hükümet yetkililerin BM işleri için New York'a seyahat etmelerine izin verme yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Miller, ancak bu kişilerin Washington DC'ye seyahat etmelerine izin verme yükümlülüğümüz yok dedi. Sözcü Miller, İran'ın ABD vatandaşlarını haksız yere gözaltına alması ve terörizme devlet desteği vermesi göz önüne alındığında bu talebin kabul edilmesinin ne uygun ne de gerekli olduğuna inandık ifadelerini kullandı. İran, Irak ve Arap Yarımadası ile ilgili haberleri takip eden haber sitesi Anwajm.media, Abdullahian'ın 14 yıl sonra Washington'ı ziyaret edecek ilk Dışişleri Bakanı olacağını bildirmişti. İsmini vermek istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde Emir Abdullahian'ın konsolosluk operasyonunu bizzat görmek ve denetlemek için Washington'a gitmek istediğini söylediğini belirtildi.
İran'ın Washington'daki konsolosluk şubesi resmi olarak Pakistan bayrağı altında faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletler'e ev sahipliği yapan ABD, tüm üye devletlerin temsilcilerinin New York'a seyahat etmesine izin veriyor. Ancak düşman olarak gördüğü bazı ülkelerin yetkililerinin şehir dışına çıkışını kısıtlıyor. İran geçtiğimiz hafta 5 ABD vatandaşının serbest bırakılmasına izin vermiş. ABD de İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık fonunun Güney Kore'den Katar'daki bir hesaba aktarılmasını sağlamıştı. Karşılıklı mahkum takası da yine ABD ve İran arasında gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Amerika tarafından bir de Blinken'ın açıklamalarına göz atacak olursak devamında Rusya ve Kuzey Kore askeri işbirliğinin küresel barışın altına oyduğunu söyledi aslında. Kuzey Kore lideri Kim Rusya ziyaretini yapmıştı. Orada Putin'le bir araya gelmişti ve verilen resimle birlikte Amerika'nın tepkileri de doğmuştu aslında. Şimdi devamın niteliğinde bir açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin küresel barışın altına oyduğunu belirtti kendisi. Yonhap'ın haberine göre Blinken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ve Kore Vakfı ortaklığında Washington'da düzenlenen Güney Kore-ABD İttifakı konulu forumda konuştu. Kuzey Kore'nin füze programını güçlendirmek için yardım arayışında olduğunu vurgulayan Blinken, füze fırlatmalarının ötesinde Kuzey Kore'nin daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu Kim Jong-un Moskova ziyareti ortaya koydu diye tekrardan Moskova ziyaretine bir işaret yaptı Blinken. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı için ekipman ve malzeme temininde çaresiz kaldığına işaret ederek Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin küresel barışın altına oyduğunu uyarısında bulundu. Ortak savunmaya bağlılığımız güçlü diyen Blinken, bu bağlılığın özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olan ve bölgede istikrarın altına oyan Kuzey Kore'nin füze fırlatma gibi provokatif eylemlerine karşı genişletilmiş caydırıcılıkla başladığını söyledi. Blinken, müttefikler arasında işbirliğinin güvenlik, ticaret ve ekonomi dahil tüm alanlarda güçlendiğine dikkati çekerek, sadece birkaç gün içinde ülkemizin karşılıklı savunma anlaşması imzalamasının 70. yılını kutlayacağız. Kilit bir güvenlik ittifakından kapsamı ve önemi giderek genişleyen hayati küresel ortaklığa dönüşen 70 yıllık bir ilişki değerlendirmesinde bulundu. Hindistan tarafında terör saldırısı tehdidi dolayısıyla Kanada, Hindistan'a gidecek vatandaşlarına çok dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kanada, Hindistan'a gidecek vatandaşlarını ülke genelinde dediğimiz gibi terör saldırısı tehdidinin altını çizerek uyardı ve hükümet ülkede bir Sikh aktivistin ölümünün ardından Hindistan'da yaşanan gerilim nedeniyle seyahat tavsiyelerinde güncelleme yaptı. Protesto çağrılarının yanı sıra sosyal medyada Kanada'ya yönelik olumsuz algılara işaret edilen güncellemede Hindistan'a gidecek vatandaşların ülke genelinde terör saldırısı tehdidi nedeniyle çok dikkatli olmaları istendi. Evet, küresel çapta öne çıkan gelişmelerin üstünden geçtik. Şimdi konuğumuzla birlikte Orta Doğu başlıklarını detaylandıracağız. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Semin bizlerle. Ali Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Haber turunda da verdik. Amerika tarafında hükümet İran Dışişleri Bakanı'nın Washington ziyaretine izin vermedi. Bu talebe ilişkin bir red geldi diyebiliriz aslında hükümet kanadından. BM için belli temaslarda New York'ta ülkelerin temsilcilerin bulunmasına izin veriyor ABD ve hani bu anlamda bir ev sahipliği de yapıyor aslında ama belli başlı temsilcilerinde Washington ziyaretleri taleplerinin reddedildiğini biliyoruz. İran da bunlardan bir tanesi oldu. İran'la bir de Amerika arasında aslında bir mahkum takası da gerçekleşmişti geçtiğimiz günlerde. Daha oturaklı bir iletişim sinyalleri de gelmişti ama şimdi bu red nasıl okunmalı? Şimdi Eda Hanım, aslında siz de belirttiniz. Geçen hafta hatırlarsanız İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında tutuklu takası yapıldı. Bunu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri nasıl yaptı? Bunu özellikle Katar ve Umman üzerinden, yani Katar'ın arabuluculuğuyla, Umman'ın da arabuluculuk desteği, Katar'ın arabuluculuğuna destek vererek bu takas işlemi gerçekleşmişti. Tabii bunu karşında Amerika Birleşik Devletleri ne verdi derseniz, Güney Kore'deki daha önce 7 milyar dolar olan ancak Güney Kore para biriminin değer kaybetmesinden dolayı 6 milyar dolarlık İran'ın parasını blok edilen parasını iade etmişti. Şimdi burada tabii ki bilindiği üzere İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyükelçilik, yani diplomatik ilişkilerini Pakistan Büyükelçiliği üzerinden yürütüyor Washington'da. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle Washington'ı ziyaret etme talebini 14 yıl aradan sonra ilk Dışişleri Bakanı olmak istediği yönünde bir talep olduğu yönünde bir talep olduğunu olduğu iddia ediliyor. Diğer taraftan da son zamanlarda İran-ABD ilişkilerine baktığımızda İran'ın özellikle ruhani lideri Ali Hameneyi'nin de artık İran Dışişleri Bakanlığı'na şöyle bir talimat verdiği yönünde de bir iddia söz konusu, her ne kadar yalanlasalar da ancak bu iddianın gerçeklik payı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu esir takasıyla beraber gelen bir süreç, bir iddia daha doğrusu. Ali Hameneyi'nin İran'ın artık Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşebileceğini bütün yetkililere ifade ettiği yönünde, talimat verdiği yönünde bir açıklama söz konusu. Ancak dediğim gibi bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkilerinin tabii ki bu ziyaret talebi her ne kadar olumsuz karşılansa da ABD'nin İran'dan talepleri var, istekleri var. Yani eğer bir diplomatik ilişkileri kurmak istiyorsanız, böylesi bir ziyareti gerçekleştirmek istiyorsanız bir kere ABD ile doğrudan bir diplomatik ilişkiniz olması lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta da şu, ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasına İran'ın tekrar geri dönmesi ve İran ABD'nin daha önce ABD ile imzaladığı nükleer anlaşması konusundaki maddeleri uygulaması yönünde de bir düşünceye sahip. Onun için bu tür krizler aslında ikili ilişkilerin, zaten diplomatik bir ilişki yok tam anlamıyla söylüyorum ve bütün diplomatik ilişkilerini ABD'de ki işte Pakistan Büyükelçiliği üzerinden yürüten bir İran söz konusu. Bence bu izin verilmeme sebebinin arkasında ABD doğrudan İran tarafından muhatap alınıp diplomatik ilişkiler kurulması yönünde bir adım olarak değerlendirmek mümkün. Evet, buradan Suriye Devlet Başkanı'nın Esed'in Çin temaslarıyla devam edelim isterseniz. Yine sıcak bir başlık. Evet. Çin'deki temaslarını sürdürdüğünü biliyoruz. Hangzhou şehrinin ardından başkent Pekin'de temaslarına devam etti Esed ve Çin'in zaten Orta Doğu üstündeki nüfusunu genişletmesi, temasların arttırması ve bir şekilde hükmünü arttırması geçtiğimiz aylardan belki de itibaren tartıştığımız bir konu. Şimdi bu temaslar ne anlama geliyor?
Şimdi Eda Hanım, aslında hatırlarsanız 2021 yılının Temmuz ayında Çin Dışişleri Bakanı ilk defa 10 yıl aradan sonra ilk defa Şam'ı ziyaret etmişti, Esed'le görüşmüştü. Ve Esed'le görüşmesi sırasında, yani Çin Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti sırasında özellikle Çin'in İpek Yol inisiyatifine Suriye'nin de katılmasını Çin istiyor. Çünkü stratejik bir bölge dediğim gibi ve çok stratejik bir öneme sahip. Şimdi Esed'in aslında bu ziyareti biraz bundan daha farklı. Çünkü Çin aynı Rusya gibi eğer Orta Doğu'ya Orta Doğu'da bir hakimiyet sağlamak istiyorsa, Çin aynı Rusya gibi dediğim şeklinde bunu Suriye üzerinden yapması gerekiyor. Çünkü Suriye, neden de şu, Suriye ciddi anlamda Çin'e, Rusya'ya muhtaç, ABD'ye, Batı'ya karşı özellikle Arap Baharı'ndan sonra daha çok muhtaç olduğunu görüyoruz. Onun için burada Çin'in tabii ki Esed'in ziyaretiyle beraber bir kere stratejik ortaklığı artırdıklarını açıkladılar. İkincisi, bilindiği üzere şu anda iç savaştan dolayı Suriye'nin yeniden yapılanması için 500 milyar dolarlık bir finansa ihtiyaç var. Şimdi Çin büyük ihtimalle eğer ki Suriye'nin Kuşak Yol inisiyatifine katılmasını pekiştirirse, Çin de bunun karşılığında Suriye'nin altyapısını yeniden inşasında ciddi anlamda destek olacağı yönünde bir taahhütte bulunmak istiyor. Yani bu ziyaret tabii ki Esed için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arap ülkeleriyle normalleşti. Artık küresel güçlerle Çin, Rusya ile zaten görüşüyor. Ama Çin'le de özellikle resmi bir ziyarette bulunması Çin'e de bu Esed rejiminin, Esed'in güçlenmesi anlamına geliyor aslında. Ama şu da bir gerçek, Çin'in hedefi Orta Doğu'ya hakimiyetin yolu artık Suriye'den geçiyor. Çünkü az önce belirttiğim gibi Suriye çok ciddi anlamda bir boşluk halinde ve ciddi anlamda küresel güçlerin rekabet ettiği bir alan ve bunun yanında da çok daha önemlisi Suriye'nin dediğim gibi bölgesel anlamdaki, yani Orta Doğu anlamındaki ciddi bir kapı olarak görülebilir. Rusya gibi Çin için de aynı şekilde. Ancak sizin de sorunuzda sorduğunuz gibi ve dediğiniz gibi yaklaşık 4-5 aydır tartışılıyor. Çin bölgesel anlam, Orta Doğu'da bölgesel, küresel anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu boşluğu doldurur mu, doldurmaz mı? Bana göre, ki bunu hep savunuyorum, biz bu programda da çok konuştuk. Bence Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak bölgeden çekilmediği müddetçe Çin'in Orta Doğu bölgesinde ancak ekonomik anlamda bir üsse sahibi olabilir, ticari anlamda ciddi ilişkileri olabilir, yatırım anlamında, ki Çin'de şu anda hiçbir fatura, Orta Doğu'daki savaşlarda, çatışmalarda, iç meselelerde olsun, bütün çatışmalarda fatura ödemeden kendi çıkarlarını, stratejik çıkarlarını, ekonomisini ve ticari ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Evet. Yani bu ziyaretin temel hedefi Çin'in tekrar Suriye'nin yeniden yapılanması için bir destek olarak değerlendirmemiz. Peki dış politika analisti Gürür Gezer'in yazısı gözüme ilişti şimdi. ABD er ya da geç Suriye'den çekilecektir demiş kendisi. Siz de buradaki nüfus baskınlığının aslında Amerika'nın çekilip çekilmeyeceğine bağlı olduğunu söylediniz. Er ya da geç çekilecektir cümlesine siz katılır mısınız? Şimdi şöyle açık söyleyeyim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları var. Yani bu bölgede sadece Suriye meselesi değil, Orta Doğu'nun geneli olarak. Şimdi Suriye ABD için çok kritik bir noktada. Hem İsrail'in güvenliği açısından hem de ister istemez İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah, Şii milis gücü Hizbullah'a verdiği desteğin de önüne geçmek istiyor. Mesela ben size bir örnek daha vereyim. Böyle isterseniz bu konuyu kapatalım. Özellikle Tanf hava üssü var. ABD'nin özellikle iç savaştan sonra Suriye'de yerleştiği en önemli üslerden biri. Çünkü bu üs
aynı zamanda Irak, Suriye, Ürdün üçgeninin yani sınırlarını kontrol edebilecek bir kapasiteye sahip. Bence ABD bütün Suriye'den çekilebilir. Evet, ama tank gibi stratejik üslerden geri çekilmesini ben biraz uzak bir ihtimal olarak değerlendiriyorum şu aşamada. Ama ABD Orta Doğu'dan tamamen geri çekilirse bence Suriye'den çekilir. Suriye'den evet. Sadece çekilmesi biraz mümkün gözükmüyor evet. Açıkçası. Ali Bey, teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için, analizleriniz için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi doktor Ali Semin bizlerleydi her salı olduğu gibi. Burada programı kapatacağız. Ardından da bir özel röportajım sizlerle olacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolas Meyer Landrut'la gerçekleştirdiğim. Geçtiğimiz hafta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'de de faaliyetleri vardı ve 600'ün üstünde belediyeden katılım sağlandı aslında Türkiye çapında. Ve Hareketlilik Haftası kapsamında araçsız bir gün düzenlendi. Sadece bisikletlerin öne çıktı ve araç trafiğinde bisikletlerin de bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çeken bir konvoy aslında. İzleyelim. Merhabalar değerli izleyenler. Avrupa Hareketlilik Haftası'ndayız ve araçsız gün temasıyla bugün gerçekleşen etkinlikte bisikletlerle araç yolu trafiğinde özellikle bisikletin de bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekilerek bir gün düzenleniyor ve AB Delegasyonu Başkanı Landrut da burada farklı katılımcılarla birlikte gerçekleşiyor. Mr. Landrut, hello, welcome. Thank you for accepting our interview. Well, I'm very happy to be here in Istanbul at the last day of this Mobility Week. Mm-hmm. The Mobility Week is an important event to create awareness about the need to change our habits in terms of moving in the cities. The cities need to do a lot of efforts. People need to participate. So this week is a huge opportunity to demonstrate that different ways of transport than only individual cars are possible, are good for us, are healthy, for us individually and for the whole Earth, the climate. So more than 600 councils are involved as far as we know. What are the works of these councils? Well, I'm very, very happy to be able to congratulate Turkey for its very, very impressive participation in this year's Mobility Week. The Turkish participation in terms of numbers of municipalities participating is the biggest. And the participation within Turkey is the biggest we've ever seen in Turkey. So we see that this week starts to become an item on every city's agenda over the years, and this is very good. So congratulations to Turkey. Thank you. And lastly, can you explain the theme of today without cars, with only bicycles? You were riding bicycles previously. Well, the theme of this year is safe energy. And the best thing you can do to save energy is to use your own muscles, to ride, to walk. And there are many, many small distances which we can actually cover this way. So we have to be more flexible. We have to reduce, of course, our unnecessary ways. But we can also do ways in a way that we really save energy. Energy is very expensive. We need to use less of it. This is good for the climate and it's good for our health. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you so much.